Şöyle saçıma başıma çeki düzen vereyim biraz. Kamera karşısına geçerken. Çeki düzen verdim de tekrar dağıldı yani şu kitapları şuraya getirirken biraz. Hepinize merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza tekrar. Bugün hava bayağı güzel. Benim vizelerim bitti. Yine bayağı uzun süredir yoktum ve uzun süre sonra tekrar zaman bulabildim. Boş zamanım olunca bir de hava bu kadar güzel olunca bu sefer balkonda video çekeyim dedim ve böyle tatlı sohbet videosu gibi bir şey çekmeye karar verdim. Şimdiye kadar çektiğimiz videolara tabii ki benzer nitelikte olacak ama bu tarz bir videonun aynısından çekmemiştim daha önce. Şimdi aslında iki şeyden konuşmayı planlıyorum ama bu video biraz fazla uzun olabilir. O yüzden bu videoyu ikiye bölebilirim. Yani aynı kıyafetle muhtemelen aynı yerde beni iki ayrı videoda göreceksiniz. O yüzden şimdiden bunu söylüyorum yani haber veriyorum. Hazır vakit bulmuşken iki videoyu ard arda çekeceğim. Ama iki video birbiriyle tamamen alakalı mı? Hayır, tamamen birbirleriyle alakalı değil. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmayacak anlaşılırlık açısından. Biraz sohbet edelim dedim ve balkona çıktım, kitaplarımı hazırladım. Bugün size bahsedeceğim konu çok şeker bir konu bence. Bugün çocuklar için klasik müzik kitaplarından bahsedeceğim size biraz. Klasik müzikle alakalı, işte müzik tarihiyle alakalı, bazı bestecilerin hayat hikayeleriyle alakalı bir sürü kitabım var. Aslında yani 6 tanesi tek bir seriye ait ve çoğunuzun da daha önce illaki gördüğü bir seri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok popüler bir seriydi. Çok eski bir seri zaten. Eskiden de çok popülerdi. Hala klasik müzik ve çocuklara özel içerik diye düşündüğümüz zaman bunlar. Yani bütün kütüphanelerde, internette bunları görebiliriz. Ama hala birebir satın alım mümkün mü yoksa sahaflardan mı artık alınıyor tam olarak bilmiyorum. 3 tane de daha yakın tarihte aldığım, daha işte İş Bankası'ndan, Yapı Kredi'den aldığım kitaplar var. Bu kitapları size önereceğim ve bu kitaplardan biraz bahsedeceğim size. Zaten böyle bir video çekmek aklımda vardı, hatta Rana'nın da aklımda vardı. Birlikte program yapıyoruz, o programda görmüştüm ben. Hazır o da hazırlamışken, düşünmüşken böyle bir videoya ben hazır vaktim varken başlamak istedim. Daha sonra da yüksek ihtimalle o da kendi kütüphanesinden uygun olduğu bir vakitte bu tarz bir video çekecektir. Şimdi bu kitapların benim hayatımda inanılmaz önemli bir yeri var. Yani işte eğer Haziran ayında veya yazın Rana İstanbul'a gelebilirse geldiğinde benim için de bizden biri videosu gelecek. O zaman da zaten kendi müzikle tanışma hikayemi daha detaylı anlatacağım orada ama kısaca şu bilgiyi vermek isterim. Ben müzikle çok küçük yaşımda tanıştım zaten. Ailemin desteğiyle. Minik minik yaşlarımda işte şarkı söylemek, müzik dinlemek bunlar hep hayatımızın içinde olan şeylerdi. Fakat 7. sınıfta işte ilkokula başladıktan sonra 1. sınıfın sonuna doğru artık hocam benim bir müzik kulağım olduğundan emindi. Ve bütün etkinliklerde neredeyse ben görev almıştım. Öyle olunca da kendisi beni bir konservatuvara hazırlayan bir hocaya yönlendirdi. Ve o şekilde ben 2. sınıfta konservatuvarın sertifika bölümüne işte sınava girdim ve kazandım. O dönemden beri de sertifika bölümünde okuyordum ve işte şimdi üniversitesinde okuyorum. O hocamın bende yeri apayrıdır. Ailem zaten bu konuda inanılmaz destek oldu ama onun yanında ben daha müzikle yeni yeni birebir tanışmaya başlamışken, işte 1. sınıfın sonlarına doğru bu iş ciddiye binmeye başlamışken annem bana şu seriyi aldı. Bay Majör serileri bunlar. Bay Majör ile klasik müzik masalları. Aslında bu sanırım 8 kitap yanlış hatırlamıyorsam birkaç kitap daha olması lazım 7 veya 8 bütün hepsini toparlamak için. Bende 1-2 tane eksik var yani hangileri olduğunu bilmiyorum. Son çıkanlar eksik sanırım 6 tanesi çünkü burada var. Hem kalın kapaklar, çok ciddi özel tasarımlar, içerisi sürekli böyle masal ve resimlerle dolu. Ayrıca bunun mesela kopmuş ama tabii ben bunları saklıyorum yani sadece koptuğu için burada bulunuyor. Mesela Çaykovski'ninki kopmamış. Şurada şu kısımda bir CD yeri var.
İçeri böyle açtığınız zaman şöyle plastikten bir CD yeri oluyor. Orayı kaldırıp böyle. Burada CD'leri oluyordu. Yani her kitabın kendine ait bir CD'si var. CD'ler seslendirmenler tarafından seslendirilmiş. Aslında betimlemeli bir hikaye anlatımıyla karşılaşıyoruz. Yani bu CD'yi takıp aynı zamanda kitaptan da takip edebiliyoruz. Tamamen kitabın içindeki yazıları okuyarak kaydettikleri bölümler var CD'lerin içerisinde. Aynı zamanda da okudukları yerlerin bazı kısımlarında mesela şurada göründüğü gibi yeşil yazılı bazı eser isimleri var. O isimlerin geldiği yerlerde CD'de eserin minik bir kısmının kaydı çalınıyor. Ve bu sayede aslında bu kitaplara sahip olan çocuklar, bu kitapları düzenli olarak dinleyen çocuklar bu besteciler hakkında tabii ki çok büyük değil ama genel bir bilgiye sahip olmuş oluyorlar. Bu kitapların her biri bir besteci için yazılmış, yapılmış, hazırlanmış kitaplar. Ve tabii ki kitapların içerisinde müzisyenlerin hayatlarından önemli detaylar çıkarabiliyoruz. Sadece müzisyenlerin hayatları değil, yani bir çok sıkıcı anlatımlı olan bir kitap değil, masallaştırılmış. İşte içinde eğlenceli unsurlar da bulunan. Fakat bu kitabı okuduğunuzda veya dinlediğinizde Vivaldi'nin hayatından mutlaka önemli detayları öğrenebiliyorsunuz. Aynı zamanda da Vivaldi'nin en çok bilinen eserlerinden birkaçının bir kısmını diyeyim, dinleme fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Ve hiçbir zaman bunları dinlerken sıkıldığımı hatırlamıyorum. Zaten çocuğunuz veya işte kardeşiniz veya etrafınızda, yakınınızda, ailenizde olan, müzik kulağı olan bir çocuk varsa ve müzikle ilgisi de varsa bu kitaplar onun çok çabuk ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Hikaye anlatımı konusunda, hikaye yazımı konusunda çok başarılı zaten. Yani herhangi bir çocuk bile, çok müzikle ilgili alakalı olmayan bir çocuk bile bu kitaplardan çok hoşlanabilir bence. Kitapların arkasında 6-11 yaş diyor. Yani aşağı yukarı bu yaşlara hitap eden bir hikayeleri var. Ama şöyle söyleyeyim, ben hala arada açıp bazı CD'lerini dinliyorum. Yani hepsinin CD'leri duruyor. Arada açıp dinliyorum. Seviyorum çünkü. Hatta bu serinin çıktığı dönemde bu seriyi düzenli alıp biriktiren arkadaşlarım var. Rana da bunlardan biri ve Rana'yla biz ön kısmındaki bir ön söz gibi bir şey var. Oraya ezbere biliyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de söylemek istedim. Aslında kitaplar şöyle. Bay Major diye bir karakterimiz var. Bay Major şöyle biraz yatay göstermek durumundayım. Bay Major karakteri böyle. Bir tontiş, yaşlı bir amcamız. Bayağı genel kültürlü, müzikle ilgilenen bir tontiş amcamız. Ve Bay Major her kitabın başlangıcında bir ön sözle bizi hikayeye davet ediyor. Ve bu ön sözü biz Rana ile ezbere biliyoruz. Dinlemekten, okumaktan sürekli. Daha sonra da bu hikayeyi aslında Bay Major'un ağzından biraz dinliyoruz. Biraz işte o hikayeyi yaşayan çocuk veya kahraman tarafından dinliyoruz. Genelde ama bir çocuk var sürekli. Bir çocuğun yani sizinle yaşıt diyeyim okurken. Çünkü 6-11 yaş aralığında bir çocuğun neredeyse yaşıtı kabul edilebilecek bir çocuk da hikayenin içerisinde her zaman oluyor. Her zaman aynı çocuk değil. Çocuklar değişiyor ama tabii ki çocukların kendilerini onların yerine koyup daha hikayeyi anlayabilmeleri için her hikayede bir çocuk yer alıyor yani. Uzun süredir denemiyordum. Şimdi sizinle birlikte deneyelim. Şöyle koyacağım ve okumaya çalışacağım ama görünür bir şekilde olmasını istiyorum. Merhaba çocuklar. Benim adım Bay Major. Ben bir müzik araştırmacısıyım. Müzik kurdu da diyebilirsiniz. Nasıl kitap kurtları kitap okumadan duramıyorsa, ben de müzik dinlemeden duramam. Müzik dinlerken hayallere dalarım. Gözlerimi kapadığımda istediğim yerde olurum. Şimdi bu kısma kadar bütün kitaplarda tamamen aynı burası. İstediğim yerde olurum dedikten sonra bazen bir imparatorun sarayında, bazen ihtişamlı bir şatoda, bazen de mevsim yolculuğunda. Bu kalıp değiştiği için tabii burayı tam olarak ezbere bilmiyoruz yani. Daha sonra işte bakın şu çalan müziği bir dinleyin diyor ve oradan aslında kitabın asıl bestecisinin bir eseri, en çok bilinen eserlerinden birini çalmaya başlıyor. Daha sonra bununla ilgili çok kısa, çok özet bir bilgi veriyor. Mesela örneğin
burada Vivaldi'nin Mevsimler'den yazın 3. bölümünü çalmışlar. Vivaldi'nin keman ve yaylılar için bestelediği 4 mevsimi konçertosu ile kendinizi keyifli bir mevsim yolculuğuna hazırlayın diyor Bay Major. Ve daha sonra hikayemize başlıyoruz. Arada da tabii bazı eserler çalmaya devam ediyor. Ayrıca benim en çok sevdiğim şeylerden biri, kitabın sonunda Bay Major soruyor diye bir kısım var. Bay Major bu kitapta öğrendiğimiz şeylerle ilgili veya Bay Major'un bize anlattığı şeylerle ilgili bir takım sorular soruyor. Özellikle de tabii ki besteci Vivaldi'nin yaşamı ve eserleri hakkında bize sorular soruyor. Mesela Vivaldi nereli? Vivaldi'nin adı ne? Tabii ki tam isminden bahsediyor. İşte takma ismi ne? Keman çalmayı kimden öğrenmiş? İşte dört mevsiminde ilkbahar nasıl başlar, nasıl devam eder? Hani söyleyebilirsin bunu. Anlatabiliyorsun sözcüklerini. Peki ya kış nasıl başlar, nasıl devam eder? Yani bir çocukla aslında bu, yani 6-11 yaşındaki bir çocuk bunu okuyup yapmakta tabii ki çok sıkılabilir ama siz bir ebeveyn olarak veya bir kardeş, abla olarak veya bir kuzen olarak, bir büyüğü olarak yani ona bu soruları şöyle bir göz gezdirip bu hikayeyi birlikte dinledikten sonra Vivaldi nereliydi ya, ben hatırlamıyorum falan gibi böyle sohbet açabilirsiniz. Emin olun çocuklar o kadar doğru cevaplar vereceklerdir ki, çünkü hikaye çok güzel sunuluyor yani. Ve fark etmeden Vivaldi hakkında birçok bilgi edinmiş oluyorsunuz. Ve bu soruların birçoğu da doğru cevaplanacaktır eminim yani. Şimdi hangi bestecilerin olduğuna bakalım biraz isterseniz. Bende ilk 6 kitabı var. İlk kitabımız Vivaldi ile başlıyor ki ben Vivaldi'yi hiç sevmezdim çocukken. Yani oysa ki o kadar güzel bir hikaye ki, çünkü Vivaldi'nin 4 mevsiminden sürekli yola çıkılmış ve bir 4 mevsim yolculuğu var kitabın içerisinde. Yani o kadar pastoral, o kadar güzel bir kitap ki. Ama ben çocukken bunu sevmemiştim. Herhalde ben piyano çalıyorum ama o kemancı olduğu için sevmemiştim. Bir de böyle çocukken komik ayrımlar falan olabiliyor yani. İkinci kitap Bach'ın. Ve ben bu kitabı dinlediğimde o kadar beğenmiştim ki. Yani beni bu seriye asır saran kitap şu kitap. Bayılıyorum bu kitaba. Hala bayılıyorum. O kadar güzel bir kitap ki. Ya zaten Bach, yani Bach'ı da çok seviyorum ama muhteşem yani. Bu sefer mesela Bay Major biraz değişmiş. Her kitapta Bay Major'un tipi şu üstte biraz değişiyor ama görebildiğiniz üzere aslında temelde aynı. Yani bu işte bu kitabın 4 mevsim yolculuğu olduğundan bahsetmiştik. Bu kitapta ise 2 tane küçük kahramanın, şu iki, bir kız bir erkek, iki arkadaşın yanlışlıkla küçülme sihrini bularak, küçülme sihrini kullanarak oyuncak şatoya girmeleri, oyuncak şatoda Mersem Bach'ınmış, Bach'la tanışmalarını anlatıyor. Bach onlara işte şatonun içerisindeki bütün odaları tek tek gezdiriyor. Ve her odada Bach'ın önemli eserlerinden biri çalıyor. Aslında Bach o şatoyu işte güya kendi eserlerini işte doldurduğu odalarla yaratmış. Yani eserlerine odalar ayırmış. İşte burada da aynı zamanda Bach gezerken kendi hayatından biraz bahsediyor. İşte hangi eseri kimin için neden bestelediğinden biraz bahsediyor. Bu kitapta Bach'ın bayağı çeşit çeşit, farklı farklı diyebileceğimiz bir sürü eserinin başlarını, en çok bilinmesi gereken yerlerini biraz özetliyor. Yani bu kitaplar, devam edeceğim anlatmaya. Bence sadece çocuğunuz müzikle ilgileniyor, klasik müzik okuyacak vesaire olmak zorunda değil. Yani bu kitapları edinirseniz ve çocuğunuz bu kitapları okursa veya dinlerse, ki tekrar tekrar dinlemek isteyeceklerine eminim, yani çok müthiş kitaplar bence. Bunlar gerçekten ileride genel kültür olarak dönecektir. Çünkü bu arada kitapların en arkasında şeyler de yazıyor. Hem seslendiren kişilerin isimleri var, hem de CD'deki parçalar yazıyor. Bach'ın çeşit çeşit parçaları ve bu çocuklar bunları o yaşta dinlediklerinde gerçekten unutmayacaklar. Yani bir reklamda bir yerde gördüklerinde, aa ben bunu dinlemiştim, duymuştum falan, biraz kulakları da varsa hatırlayacaklar. Ve ileride onlara çok büyük kapılar açacaktır yani. Küçükken klasik müzikle tanışmaları ve bu kadar eğlenceli bir şekilde severek tanışmaları çok güzel bence. Devam edelim. Üçüncü bölüm Mozart'a ait. Biraz tabii kitap sırası da şey olarak gitmiş. Barok, klasik, romantik vesaire diye gitmiş. İki tane barok kitabımız var. İki tane klasik kitabımız var. İki tane de romantik kitabım var benim.
Burada da Mozart'ın çeşit çeşit eserlerinden bahsediyor. Mozart'ın küçüklüğünden de çok fazla bahsediyor. Zaten kısa bir hayatı var Mozart'ın. O yüzden çocukluğundan çok fazla hikayeler bulabiliyoruz burada. Burada da biz sarayda büyüyen, babası sarayda çalışan bir çocuğuz. Ama bayağı yaramaz bir çocuğuz. Ve o yaramaz çocuğun Mozart'la tanışma hikayesini anlatıyor bir sarayda. Aslında Mozart'la tanışması ve direkt Mozart'ın yanında bulunması yasak olan bir çocuk. Ama bir şekilde onun yanında buluyor kendini ve kendini tanıtıyor. Mozart da onu çok seviyor, böyle deli dolu olmasını. Ve biz o çocuğun ağzından bu kitabı okuyoruz. O çocukla birlikte Mozart'la tanışıyoruz. Tabii ki bu hikayeler, yani bu kitaplar gerçekte yaşanan olay örgüleri değiller arkadaşlar. Yani işte Mozart İşte saraya gitmiş bir çocukla tanışmış falan, öyle bir şey, yani bunlar gerçek hikayelerden alınmış değiller. Fakat tabii ki Mozart'ın hayatındaki gerçek ögeler kullanılarak öyküleştirilmiş. Yani bu kitapların amacı birebir küçük çocuklara besteciler hakkında kısa, minik bilgiler, özet bilgiler vermesi yani. Ve bunu eğlendirerek sıkmadan yapmaya çalışması. Dördüncü kitabımız Beethoven, yani ikinci klasik bestecimiz, klasik dönem bestecimiz. Çok güzel bir kitap. Özellikle sonu çok güzel. Beethoven'ı çok güzel anlattığını düşünüyorum. Ben bu kitapta tabii ki Mozart kadar mesela eğlenceli bir kitap değil bu. Ne bileyim, Bach kadar eğlenceli bir kitap değil. Bu biraz daha böyle buruk, daha üzücü olayların da içinde bulundu. Çünkü Beethoven'ın hayatı da biraz öyle. Öyle bir kitap ama yine sıkıcı bir kitap değil. Bayağı etkileyici bir kitap. Bay Major müzik dinlerken oturuyor, ondan sonra telefon çalıyor. İşte telefonuna bakıyor, işte diyor ki alo buyurun, müzik kurdu Bay Major'la görüşüyorsunuz diyor. Sonra hey Major, ben arkadaşın Torna Vida. Hemen buraya gelmesin, yardımına ihtiyacım var diyor. Ve bunlar aslında en yakın arkadaşlarmış. Şöyle tiplerini de göstereyim. Bu Bay Major, bu da Torna Vida. Ve Torna Vida arkadaşımız mühendis, bir zaman makinesi üzerinde çalışıyor. Şu zaman makinesinin denemeleri gerekiyormuş. Sanırım işte bütün çalışmaları bitmiş vesaire. Bay Major'un biriktirdiği CD'leri kullanarak Beethoven'ın hayat hikayesinde zaman yolculuğu yapacaklar. Fakat tabii ki Beethoven'a yaklaşamıyorlar, onunla tanışamıyorlar. Beethoven onları görmüyor tabii. Zaman yolculuğunun temel kurallarından birisi bu. Bu burada da geçerli. Ve Beethoven'ın hayatında zaman makinesiyle geziniyorlar. Bazı yerlerin çok komik bir kitap ama aynı zamanda da hüzünlü bir kitap diğerlerine göre. Sonra 5. kitabımıza geçelim. Artık 5. kitapta artık daha romantik, yani klasik dönemden çıkıyoruz. Romantik döneme geçiyoruz. Burada Rus bestecilerimizden bir Tchaikovsky yer alıyor. Burada Bay Major'un iki tane küçük konuğu var. Efe ile Defne. Bay Major onlara kek falan hazırlıyor. Ondan sonra oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Müzik öğretmenimiz bugün çok sevdiği bir besteciden bahsetti derste. Onun eseriyle ilgili bir çalışma yapmamızı istedi, dedi Efe. Ne istersek yapabilirmişiz. Şiir, oyun, masal yazabilir, resim yapabilirsiniz, dedi öğretmenimiz, diyorlar. Sonra Torna Vida geliyor yine. Torna Vida şurada. Yine çizim biraz değişmiş ama Torna Vida, bizim bildiğimiz Torna Vida yani. Neyse. Torna Vida geliyor. Ondan sonra Torna Vida Mersem onlara bir hava balonu, uçan balon getirmiş. Ve çocuklar buna biniyorlar. Bu balonda Tchaikovsky'nin hayatından bazı anlara gidip o anları geziyor. Ve onlar da Tchaikovsky'nin hayatında geziniyorlar. İşin sonunda bir ödev oluşturuyorlar. Yani çok güzel bir kitap. Bu yüksek ihtimalle Burhan'ın en sevdiği kitaplardan biridir bu arada. İşte Fındık Kıran, bir sürü, yani aklınıza gelebilecek bütün Tchaikovsky eserlerinin, hani tabii ki bilinenleri burada var. Ve hikaye o kadar güzel ki, hikayenin akışı, işte festival, dans yarışmaları, bilmem neler falan. Bu da bendeki son kitap ki benim en sevdiğim kitap. Çok güzel yani. En sevdiğim, hikayesinin en sevdiğim kitap. Burada Kerem var. Kerem böyle sarışın bir arkadaşımız. Kerem'in ablası piyano çalıyor. Kerem de boş boş durmaktan sıkılmış bir yaz günü böyle odasında takılıyor vesaire. Yanında da ablası piyano çalışıyor. Oradan böyle hayal gücünü kullanarak tamamen birden işte Chopin'le tanışıyor. Ablası Chopin çalıyormuş yanında aslında. Chopin'le tanışıyor. Chopin geliyor, işte kapısını kapatıyorlar. İşte seninle bir yolculuğa çıkacağız. Ama işte kimse fark etmemeli falan. İşte
kilim getiriyor, kilimi kumsal gibi hayal ediyor işte. Vantilatör getiriyor bir yerden mesela, vantilatör işte oradaki rüzgar gibi falan hayal ediyor. Tamamen hayal gücünde kurduğu bir hikaye ama Chopin'in bütün hayat hikayesini işte Bay Majör'le yine, işte bir tane sinek arkadaşımız var, sinekle vesaire. Chopin'in hayatında geziniyorlar. İşin sonunda da meğersem hepsi hayal gücünün ürünüymüş, bunu fark ediyor çocuk ama yine siz Chopin'in hakkında bayağı bir bilgiye sahip olmuş oluyorsunuz. Bendeki kitaplar bu kadar. 6 tane kitabım var. Şunları şuraya alayım. Ben bu kitapları oldukça öneriyorum. Yani hala satılıyor mu bilmiyorum. Şu sinek komikliğine bakar mısınız? Bu kitaplar böyle. Bu kitapların dışında bende 3 kitap daha var. Bu diğerlerine göre kısmen daha eski bir kitap. Charlotte'nin bilmiyorum. Herhalde öyle. Müzikli maceraları. Kitabım birazcık dağıldı yani, içi yaprakları kopuyor ama işte anlatmaya çalışacağım. Bu kitap biraz daha böyle, daha fazla besteciden bahsediyor aslında. Dvorak, Mahler, Bartok, Schumann, Mozart, Tchaikovsky, Rossini, Bach, Brahms, Charles Ives, Beethoven, Pierre Boulez, Weber, Vogelweide, Debussy, evet bu kadarmış. 15 tane besteciden bahsediyor ve açıkçası çoğu da romantik ve romantik sonrası. Charlotte bir peri gibi bir şey. Böyle kanatları var. Şöyle fotoğrafını göstereyim size. Burada. Charlotte'ymiş ismi. Charlotte. Öylece süzülerek giderken ufukta bir kuleyi ve bir şehrin silüetini fark etti. İşte buradan kuleyi görüyor ve kuleye yaklaşıyor. Kulede de böyle bütün bestecilerin fotoğrafları asılı. Çan takımının olduğu yerde. İşte program yazıyor. Çay saati programları falan var. Bestecilerin albümleri var. Böyle bir sürü resim var. Hepsi çizilmiş tek tek. Her bestecinin hangi dönem aralığında yaşadığı, önemli yapıtların isimleri, biraz hayat hikayeleri ile birlikte işte Charlotte ile her besteci, bu bahsettiğimiz her besteci oturup bir çay içiyorlar ve sohbet ediyorlar bayağı. Ve her seferinde yeni bir kelime öğreniyoruz. Mesela burada senfoniyi öğrenmişiz. İşte sözlüklerimiz var. Daha sonra da bilmeceler var. İşte boşluk doldurma gibi kelime bulmaca var vesaire. Ve bu böyle böyle devam ediyor. Bu kitabın da yaş şeyi, skalası yani 9 yaş ve üzeri çocuklar için uygun. Şimdi bu iki kitabı Türkiye İş Bankası'ndan aldım. Önce şundan bahsedeyim. Bunları yeni aldım. Dolayısıyla bunlar hala Türkiye İş Bankası yayın evinde kesinlikle vardır yani. Son gittiğimde bile vardı. Artık tabii günümüze doğru yaklaştığı için kitaplar artık şey yok. CD falan yok. Bayağı bildiğiniz uygulaması var bu kitabın. O uygulamayı indiriyorsunuz ve o uygulamada bu o kitabın içerisinde geçen bütün enstrümanları çalabiliyorsunuz. Sesini duyabiliyorsunuz. Orkestranın 4 bölümünü siz kurabiliyorsunuz. Büyük bestecilerle tanış, klasik müziğin yüzyılların içerisinde nasıl değiştiğini keşfet, modern müziğin ve ses kayıt teknolojisinin nasıl geliştiğini oku, sonra da orkestranın en önemli enstrümanlarının ayrıntılarıyla incele, ücretsiz uygulamada indirip öğrendiklerini dinleme olanı bulacaksın, diyor. Arkada sözlüğü de var. Gençler için orkestra rehberi, orkestra şefi. Burada önemli orkestra şeflerinin isimleri, fotoğrafları vesaire var. Bu kitap da tabii ki böyle resimli resimli bir kitap yani. Bayağı bildiğiniz. Enstrümanları tek tek gösteriyor. Enstrümanların eski hallerini gösteriyor. Orkestrada nerede oturduklarını gösteriyor. Enstrümanların aslında bizden biri serisinde yaptığımız işte enstrümanın neresine ne isim verilir, nasıldır. Temelde fiziksel incelemelerinden falan biraz bahsediyor. Yani bu biraz daha büyük çocuklar için uygun yüksek ihtimalle. Uzun uzun yazılar gelmeye başlamış. Daha detaylı bilgiler var bunda. Son kitabım da bu. Bu kitap daha çok demeyeyim, direkt Mozart'la ilgili. Yine İş Bankası'ndan çıkmış bir kitap. Resimleri olduğunu göreceksiniz birçok şeyin. Aslında işte Mozart'ın hayatıyla ilgili bir kitap. Ve Mozart'ın sadece hayatını anlatmıyor. Bu kitabın güzelliği şu, işte Mozart'ın döneminde enstrümanın değişimi nasıl olmuş, hangi enstrümanlar varmış. Sonra Mozart'ın döneminde
Salzburg nasılmış, nasıl bir kentmiş, kimler tarafından yönetiliyormuş, İtalya'da müzik ortamı nasılmış, işte müzisyenler ve yayıncılar nasıl çalışıyorlarmış, Mozart nasıl yolculuk yapabiliyormuş, yolculuk imkanları neymiş falan, bunun gibi bir sürü aslında o dönemin şartlarını anlatan bir kitap. Bu yüzden çok iyi. İşte opera dünyası vesaire. Tam olarak mesela çocuklar için diyemeyeceğim yani, ben bu kitaplara bayılıyorum. Hani ben kendim için bile bu kitapları çok önemli buluyorum. Çünkü siz mesela, örnek veriyorum, bir hocaysanız ya da bir hoca adayıysanız bile bu kitapları alıp biriktirmeniz bence çok önemli. Çünkü yani bir çocuğa nasıl hitap etmeniz gerektiğini veya çok iyi bildiğiniz, çok geniş ölçekte bildiğiniz bir konuyu nasıl özetleyeceğinizi bilmeniz açısından çok yardımcı bir kitap, yani yardımcı kitaplar bunların hepsi. Yani ben şimdi Mozart'ı çocuğa anlatacağım çünkü çocuk Mozart çalıyor. O eserin ne olduğunu, ne için yazıldığını, o dönem Mozart'ın ne yaşadığını anlatmak istiyorum çocuğa. Ama Mozart'la ilgili benim işte okuduğum böyle böyle kitaplar var. Şimdi Mozart hakkında benim inanılmaz geniş bir bilgim var diyelim ki bir hoca olarak. Ama 7-8 yaşındaki bir çocuğa benim o inanılmaz bilgilerim hiçbiri hiçbir şekilde önemli değil. Hiçbirini umursamayacak, hiçbirini dinlemeyecek. O kadar sıkılacak ki o bilgilerden. 7-8 yaşındaki bir çocuğun temelde asıl bilmesi gereken bilgileri toparlayan, aynı zamanda o dönemde işte bestecilerin yaşadığı dönemleri özetleyen, aynı zamanda benzer bulmacalar sunan, ki bu bulmacaları çocuklara siz de fotoğrafını çekip uygulayabilirsiniz. Yani bunlar sadece benim çocuklara okusun diye önerdiğim kitaplar değil ya da ailelere çocuklarınızı okutun falan gibi önerdiğim kitaplar değil. Bence öğretmen adayı olan insanların da bu kitapları edinip kütüphanesinde tutması ve bunları incelemesi lazım düzenli olarak. Ben aslında kendi keyfim için tutuyorum bir yandan. Çünkü benim çok hoşuma gidiyor bu kitaplar. İşte resimleştirilmesi. Aynı zamanda ben de yeni yeni şeyler öğreniyorum. Sonuçta biz de profesör değiliz yani. Daha genciz, daha bilgilerimiz çok çok yeni. Ve o dönemle ilgili işte asıl tarihte bildiğim ve işte besteciyle ilgili bildiğim şeyleri bir araya getiriyor. Bu açıdan bence çok tatlılar. Ayrıca ileride eğitmen olursam da çok işime yarayacaklarını düşünüyorum. Ve bu kitapları buldukça almaya devam edeceğim. Şimdi bu, eğer bu böyle bir video çekerse Rana'nın kütüphanesi daha böyle büyük olabilir. Şöyle şöyle kitaplar önerebilir misin bilmiyorum. Bende bu kadar var. Yani bu videonun devamı gelebilmesi için benim gidip bir kitap alışverişi yapmam gerekecek yani. Ben elimdeki bütün çocuk kitaplarını, çocukların okuyabileceği düzeydeki kitapları size önermiş bulundum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar birkaç kitap çıkmıştır buradan önerilerimden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size mutlu tatiller ve çok güzel günler dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.